Merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölümünün üzerinden 61 yıl geçse de memleketi Çakırbeyli'deki acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. 17 Eylül, evet. Ölüm yıl dönümü. Yine Menderes sevenlerin, Menderes'i tanıyanların acısını yaşayacağı bir yıl. Yani büyük şeyle artık her sene efendim bu ölüm yıl dönümünü biz Menderes'i tanıyanlar, Menderes'i efendim sevenler, o yaşlı kesim, bize orta kesim diyelim, onlara bilmesi ve acısını yaşadığı bir yıl, yarın 17 Eylül. Şimdi şöyle anlatayım ben size, ben niye yanlar diye. Bu vesileyle şu gençlere bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Menderes'i artık şu gençlere anlatmak gerekir. Gençlere Menderes'i tanıtmak gerekir. Bizim bu köyün gençleri olsun, Türkiye'de gençler olsun. Hatta bu arada da televizyonda ya da sizin televizyonları bir kanalda ayrı bir oturum yapmak gerekir. Bu nasıl oturum yapmak? Yaşlısından gencinden bir oturup orada konuşmak gerekir. Yani benim önerim tabi bu, sizlere bilemem. Bu gençlere anlatmak gerekir. Menderes'in nasıl biri olduğunu, Menderes'in toprak sahibi olup da vatandaşları bizim köylümüze belli bir ücretle toprağına dağıttığını, burada yaşayanların o topraktan geçimini sağladığını, çocuklara okuttuğunu, bunu anlatmak gerekir. Hani gelip de oturup da Menderes bize iş mi verdi, Menderes bize efendim fabrika mı bağışladı, şöyle diyor. Hayır, öyle bir şey değil. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olur da hani bir adam şey yapacak değil. Bize ne yapar? Topraklarından bize belli miktarda verdi. Bu orada yaşayanları. Ülkeye de her türlü hizmeti yapmaya başladı. Hizmete yaptı. Ve ondan sonra tabii bilimin başına bir sürü hadiseler geldi yapmakla. Ben bunu daha önce söyledim. Menderes buraya gelince 1931'de Mustafa Kemal Atatürk Aydın'ın kurtu geldiğinde, ziyaretinde. Adnan Menderes demiş ki bana 5 dakika görüştürün ya. 5 dakika. Neyse bununla görüştürüyorlar ama o görüşme tam 2 saat dinlemiş Atatürk bunu. Ya bu çocukta bir cevher var demiş ya, bu çok iyi bunu. Ve Adnan Menderes'in hiç haberi olmadan 1931'de, o zaman biliyorsunuz tek partili sistem var, CHP. Orada milletvekili gösteriyor buna. Haberi bile yok. Milletvekili gösteriyor. Tabii o zaman da bir zaman devam ediyor. Devam ettikten sonra 1946'da biliyorsunuz Demokrat Parti kuruyor. Çok partili sistemi gitti. Onunla Demokrat Parti'yi kuruyor ve vatandaş tabii artık hepsi biliyorsunuz yani büyük çoğunlukla 3-4 defa iktidara geldi. İktidara geldiğinde artık barajlar, yollar, efendim fabrikalar, şeker fabrikaları, her türlü köprüler artık Türkiye bir şaha kalkmaya başlıyor. Şaha kalkmaya başlayınca tabii bunu dış güçlerim diyelim artık yangına bakıyorlar. Biz ileri gitmeye başlayınca Menderes'in atımı el freni çekmeye başlamıştır. Biz bunu bir şekilde burayı büyütemeyiz diye. Onu biz bilemeyiz tabii. Siyasetçiler daha iyi biliyor o işi. Hani bu işlerin hukukçular neden böyle olduğunu. Menderes'in başından bir sürü böyle hadise geçtikten sonra işte görüyorsunuz bir darbeyle indirip adamı da yok yere idam ettirildi. Yok yere diyorum yani, yok yere bir şey söylesinler ki ya suçlu bu, Türkiye'ye ihanet etti, Türkiye'yi sattı, efendim Türkiye şunu yaptı desin, Türkiye'nin bütün bilgilerini dışarılara sızdırdı. Hani o zaman asasın adamı. Niye asıyorsun ki yani? Ne asıyorsun? Git gönderirsin bir şeye, eğer suçluysa mahkemeye, çıkar mahkemeye, suçluysa cezasını çeker hapishanede. İdam edilince kadar ne yapmış? Onun bir öğren, bir türlü kimse onu çözemedi. Yani neden idam edilmenin tek gibi hizmet etmek, başka bir amacı yok. Menderes'in şeysi bu. 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni geride kalan 9 ayda 60 binden fazla ziyaretçi gezdi. Sağ olsun, teşekkür ederiz bu Sayın İşleri Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, valimize, emeğe geçenlere de ne yapalım. Şurayı da müze kuruldu. En güzel yere, en güzel Çine Çayı dediğimiz yere müzesi kuruldu. Bütün anılarından, neler yaptıklarını, neler olduğunu, her şey orada şahit. Zamanında herhalde müze olup olmayacağını rahmetli Aydın Menderes'e biliyorsunuz o zamanları rahmetli Turgut Özal da naaşını taşırken dedi ki ne istediğin yere taşı dedi.
istediğin yeri, o da İstanbul'u şey yaptı herhalde, büyük sene İstanbul deyince, eğer Aydın Menderes çiftliğinin karşısına anıt mezarı burayı yapalım, tamam mı? Anıt mezarı burayı yapalım, orayı da müze olsaydı, tabi benim için çok daha harika olurdu. Şimdi müzenin benim bir türlü girdileri, oraya şey geliyor, müzeyi ziyarete gelince, arka çiftliğini görmek istiyorlar. Çiftliğini beni arıyor oradan çünkü müdürler. Onun arkasından şeyler geliyor, köyünde görmek istiyorlar. Onlar sağ olsunlar, gelenler beni buluyorlar. Burada oturup onları bir ziyaretimizi bulunuyorlar. Onlardan da tanışmış oluyoruz. İşte onu dedim, yani anıt mezarı da orada olsaydı benim o zaman köy daha iki kat daha yukarı çıkardı. Evet. Niye iki kat daha yukarı çıkardı? Biliyorsun müze, anıt mezar, çiftlik, köyü. Bu köyü daha çok geliştirdim ben, daha güzel oldu. Yine de sağ olsunlar, teşekkür ederim, yine orada şeyi kurdular, müzeyi de kurdular. Onun şeysinden, orada biz onun anısından artık öyle yaşayacağız. Yani Menderes'in anısından. Yani Menderes kendi memleketini seven, ülkesini seven, merhum başbakanlardan biri, gelmiş geçmiş en büyük başbakanlardan biri. Öyle olmasa da siz de burada olmazdınız, müzede kurulmazdı zaten yani, müzede kurulmazdı. O bakımdan biz tabii üzgünüz 17 Eylül, her 17 Eylül'de. Aşağıdaki dedim söylediğim gibi genç kuşaklar bunu bilmiyor. Bunları anlatmamız, göstermemiz ve çocuklarımızı götürmemiz gerekir oraya. Yani ben götürdüm çocuklarımı, hep genç götürdüm de. Diğerleri de yani gençler bunu öğretmek, göstermek lazım. Grup grup, okullar ve zannediyorum ki 60 bin falan buldu galiba ziyaret sayısı. Her gençten gün artıyor. Hafta sonları zaten yoğunluk var. Bu zaten ücretsiz de. Evet. Ücret de alınmıyor. Orada harika bir yere müzemiz oldu. O yandan çok memnunuz. Sağ olsun, teşekkür ederim bütün yetkililere de, o yandan memnunuz. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezmek için gelen vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için bazı eksiklerin giderilmesini yetkililerden isteyen Orcan şöyle devam etti. Ben bunu Ersin Aracı Sayın Valim'in de YİKOP tarafından biliyorsun şey var. Bir altyapısını el atarsa çok memnun olurum. Burada tuvalet sorunum var benim. Bilhassa bayanların altyapı tuvalet sorunu var. Gelen bayanlar bir grup geldiği zaman ben sıkılıyım burada. Sıkıntıyı ben çekeyim. Efendim muhtar, tuvaletler düzgün değil, tuvaletler bakımsız, tuvaletler şöyle böyle. Hani bir engelli, efendim engelli şeyi de yapmak gerekir. Engelliler de geliyor yani. Onu benim en büyük sıkıntım o. Bir de ben sizin aracınızı söyleyeyim, ben bunu bir el attım. Benim köyün eğer Menderes'in köyüyse, bak Menderes'in köyü, ben şunu hep onu anlatmak istiyorum. Farkındalık yaratılacaksa madem, ben şuradan 1,5 kilometre müzenin yanından geçiyor doğalgaz boru hattı. Eğer bir proje yapıp benim doğalgaz boru hattı, boru döşerseler Sayın Cumhurbaşkanı yetkililerden ondan çok artık köye bir adım da bir tık yukarı çıkarız yani.